Herkese merhaba arkadaşlar. Abdurrahman hocanızla Paraf Akademi'de fizik dersine hoş geldiniz. Umarım vücudunuzu topraklamış, üzerinizdeki fazla elektrik yüklerinden kurtulmuş ve bugünkü göreceğimiz elektrik devrelerinde dirençlerin bağlanması konusuna olumlu pozitif bir şekilde hazırlanmışsınızdır. Evet, en son dersimizde direnç nedir, elektrik akımı nedir, potansiyel fark nedir, ohm yasası nedir bunlardan bahsetmiştik ve şimdi bugünkü dersimizde dirençlerin bağlanmasını göreceğiz. Hemen başlayalım dersimize. Evet arkadaşlar, dirençler iki türlü bağlanıyor. Birisi seri bağlama, diğeri paralel bağlama. Seri bağlama ve paralel bağlama özelliklerini önce vurgulayacağız, sonra örnekler üzerinde göreceğiz. Seri bağlama demek şöyle oluyor arkadaşlar. Nasıl iki kişi yan yana el ele tutuşursa, bir zincir halkası oluşturursa, dirençleri de bu şekilde düşünelim. Yan yana bağladığınız zaman, üzerlerinden aynı akım geçtiği zaman bu dirençler seri bağlı olmuş oluyor. Evet, devremizde, bu kapalı devrede bir seri bağlı iki tane direnci görüyorsunuz. Bakın, üreteçten çıkan elektrik akımı artı kutuptan yola çıktı ve her iki direncin üzerinden geçerek asla kollara ayrılmadan eksi kutba ulaştı. Şimdiden söyleyelim arkadaşlar, bu elektrik devreleri sorularında en önemli ipucunuz akımın izlediği yol olacak. O halde akımı takip edin, size dirençlerin seri mi paralel mi olduğunu gösterecektir. Kollar ayrılmadığı için burada dirençler seri bağlı diyoruz ve seri bağlı olduğu için arkadaşlar her iki dirençten de aynı akım geçiyor. Dolayısıyla I1 ve I2 akımları devredeki I akımına eşittir. Bu devredeki I akımına da, üreticin verdiği akıma da arkadaşlar biz ana kol akımı diyoruz. Onu da vurgulamış olalım. Evet, akımlar eşit. Peki başka hangi özellik var? Yine bu devre üzerinden açıklarsak arkadaşlar, üreticimiz burada ne yapıyor? Elektrik yüklerinin hareketi için gerekli olan enerjiyi sağlıyordu, değil mi? Şimdi V'ye kadar bir enerji veriliyor. Enerji korunum yasası burada da geçerli. Üreticin verdiği bu enerji R1 direncinde ve R2 direncinde harcanacak, tüketilecek. Evet, bu dirençlere bağlı olan voltmetreler V1 ve V2 voltmetreleri bize bu dirençlerde harcanan elektrik enerjisi miktarını gösteriyor. Dolayısıyla dirençlerin uçları arasındaki, bakın şu iki ucu arasındaki potansiyel farkı gösteriyor. O halde burada enerji korunum yasası mantığından gidersek, verilen toplam enerji V, birinci dirençte harcanan enerjiye V1 dersek, ikinci dirençte harcanan enerjiye de V2 dersek, bu da bizim potansiyeller için yazacağımız bir ifade olur ve nereden geliyormuş? Enerji korunum yasasından. Peki biz geçen dersimizde ne öğrendik? Ohm yasasında V eşittir I çarpı R öğrenmiştik, değil mi? Aklımızda vır diye kalsın demiştik. Ben buradaki V'lerin yerine şimdi I çarpı toplam dirence biz eş değer direnç diyoruz. R1 ile R2'yi ifade edebilen direncin toplamına biz eş değer direnç diyoruz. Dolayısıyla bu eşitliği I1 çarpı R1 artı I2 çarpı R2 diye yazarsak, sonrasında ne dedik? Akımlar eşit dedik, değil mi arkadaşlar? O zaman akımlar eşitse taraf tarafa sadeleştirdiniz. Geriye bakın, eş değer direnci bulduk. O da neye eşitmiş? Demek ki seri bağlı dirençlerde normal cebirsel toplam yapacaksınız. R1 artı R2 artı R3 artı kaç tane varsa toplayacaksınız. Ve elde ettiğiniz toplam direnç ne oluyor arkadaşlar? Her bir direncin değerinden daha büyük oluyor. Bu arada şunu da belirtelim arkadaşlar. Hangi direnç daha büyükse o daha fazla potansiyel farka sahiptir. O daha fazla enerji harcar. Örnek veriyorum. R1 eğer R2'den daha büyük ise o zaman V1 de V2'den daha büyük olacak. Harcayacağı potansiyel fark gerilimi daha büyük olacak diye düşünelim. Burada anlattıklarımı az önceki devrede ifade ettim. Burayı size okumak üzere bırakıyorum ve devam ediyorum. Örnek sorumuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kapalı devremiz var. Ampermetre ve voltmetreyi görüyoruz. İki tane direncimiz var. 4 ohm ve 6 ohm ve üreticimiz 30 volt bir gerilim uyguluyor. Bize voltmetrenin ve ampermetrenin göstereceği değerler soruluyor. Bakın arkadaşlar, akımın izlediği yolu size gösteriyorum. Her bir dirençten nasıl geçiyor? Voltmetre sonsuz dirence sahip olduğu için, değil mi? İş direnci sonsuz olduğu için voltmetreden akım geçmez, unutmayın. Bütün akım yine 6 ohmluk direnç üzerinden devam ederek, direnci ideal bir ampermetrenin iş direnci de sıfırdı. Bütün akım ampermetrenin içinden geçerek eksi kutba ulaştı. Bakın, bu akımın izlediği yoldan siz ne görüyorsunuz o zaman? 4 ve 6 ohmluk dirençler seri bağlı. O zaman eş değer direncinin sizin 4 artı 6'dan 10 ohm olarak elde edilir. Bunu elde ettik. O zaman devredeki akımımız ne olur? Yine ohm yasasından üreticinin verdiği gerilimi toplam eş değer direncimize bölüyoruz. 30 bölü 10'dan da elde edeceğimiz akımı 3 amper olarak elde ederiz. Evet, akımı 3 amper bulduk.
bize ne soruyor? Dolayısıyla ampermetrenin gösterdiği rakam ana kol akımı 3 amperi gösterecek. Bunu da tamamız. Geldik şimdi voltmetrenin göstereceği değere. Voltmetremiz 6 ohmluk dirence paralel bağlı arkadaşlar. O zaman voltmetrenin göstereceği değer bu 6 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel farkı gösterecek. O halde voltmetrenin gösterdiği değer diyelim şöyle. Yine vır formülünden I çarpı R. Burada I'mızı 3 bulduk. R direncimiz de 6. Dolayısıyla 18 volt olarak cevabı elde ederiz. O halde cevap 3 amper ve voltmetrenin gösterdiği rakam da 18 volt. C şıkkı olur. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim paralel bağlamaya. Dirençlerin birer uçları şekildeki gibi ortak olacak şekilde. Ne demek ortak olacak şekilde? R1 direncinin bir ucu, R2 direncinin yine bir ucu aynen artı kutba bağlanacak. Diğer uçları da arkadaşlar eksi kutba bağlanacak. Bu durumda dirençlerin uçları aynı kutuplara bağlanınca bu dirençler birbirine paralel hale gelmiş oluyor. Yani dirençler karşılıklı oluyor. Yan yana değil de karşılıklı bağlanmış oluyor. Bu bizim paralel bağlam olarak tanımladığımız devre olmuş oluyor. Burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Ne demiştik? Üreteçten bir ana kol akımı çıkıyor. Güzel, bu akım yola çıktı. Yolu izliyor. Geldi şurada düğüm noktasına. Burada bakalım ne oluyor. Burada arkadaşlar aynı deredeki suyun önüne bir yol ayrımı çıktığında ikiye ayrılması gibi burada da akım ikiye ayrılacak. Bir üst kola akım gidecek, bir alt kola akım gidecek. Üst kola giden akıma I1, alt kola giden akıma I2 dersek bu akımlar tekrar bu R1 ve R2 dirençlerinden geçecek arkadaşlar. Ve nerede buluşacaklar? Tekrar bu buluşma noktasında birleşecekler. Ve tekrar bir bütün olarak I akımıyla eksi kutba ulaşmış olacaklar. Evet, paralel bağlama bu. Dolayısıyla paralel kollarımız var. Paralel kollar olunca akım ne oluyor o zaman? Kollara ayrılıyor. Ve ana kol akımı dediğimiz I akımı her bir koldaki akımların toplamına eşit oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla I eşittir I1 artı I2 demiş oluyoruz. Burada akımın şöyle bir huyu var arkadaşlar. Direncin az olduğu yerden daha fazla akım gidiyor. Nasıl trafiğin az olduğu yerden daha çok araç gitmek ister? Akım da böyle bir davranış sergiliyor. Yola açık, direnci az olan yerden daha çok gidiyor. Dolayısıyla eğer R1 direnci daha küçükse arkadaşlar, şöyle bir varsayım kabul edelim. R1, R2'den küçük olsun. O zaman üstteki direnç daha küçük olduğu için üst koldan giden akım ne olacak? Daha büyük olacak. Üreticin verdiği enerji dirençlerde nasıl kullanılıyor? Voltmetrelerde göreceğimiz V1, V2 değerleri nedir? Şimdi ne demiştik? Dirençlerin birer uçları artı kutba bağlı demiştik, değil mi? O zaman buradaki üreticimiz kaç volt elektrik veriyorsa, o zaman her birine, paralel kollardaki her bir dirence aynı miktarda gerilim gidecektir. Dolayısıyla burada 10 volt varsa her bir üreticinin gerilimi de 10 volt olacaktır. Dolayısıyla paralel bağlamada da en önemli özellik kollardaki potansiyel fark, kolların her birindeki gerilim devredeki üreticinin gerilimine eşittir arkadaşlar. Ne dedik? Şimdi akımımız eşittir. Ana kol akımı, kollardaki akımların toplamı dedik, değil mi? Burada yine ohm yasasını uygularsam ben I yerine şunu yazabilirim. V bölü eşdeğer direnç. R1 ve R2'nin toplamı. I1 yerine de V1 bölü R1. I2 yerine de V2 bölü R2 yazabilirim. Ne dedik? V'ler eşit. Sadeleştir gitsin V'ler. Ne kaldı arkadaşlar? Kesir bir ifade kaldı karşımızda. 1 bölü eşdeğer direnç eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Siz burada ne yaparsınız? Eğer paydalar farklıysa hemen payda eşitlersiniz, değil mi? Payda eşitleyip bir de ters çevireceksiniz. Bakın en son 1 bölü R eş demişiz ya şurada 1 bölü R eş. Bunu ne yapmak lazım? Ters çevirmek lazım. O zaman biz iki direncin, iki paralel direncin toplamını bulurken, eşdeğer direncini bulurken şu pratik yolu yapabiliriz. R1 çarpı R2, yani dirençlerin çarpımı bölü toplamları diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu iki direnç için kullanıyorsunuz. Üçlü direnç için olmaz bu. 2 ya da 2'den daha fazla olursa ne yapacaksınız o zaman? Bunları ikili kombinasyonlar şeklinde ikili ikili toplamlarını bulacaksınız. Eşdeğer dirence ulaşırsınız. Ya da bu şekilde her birini kesirli olarak yazacaksınız. Payda eşitleyip toplamını elde edeceksiniz. Evet, bu bize zaman kazandıracak pratik bir yoldur. Yine bu dirençler eğer eşit olursa arkadaşlar, bir tanesinin direnç değerini direnç sayısına bölüyoruz. Birazdan onun formülünü de size göstereceğim şurada. Evet, R tane direnci paralel bağlı olduğunu düşünün arkadaşlar.
3 tane olsun mesela. 3'er ohmluk 3 tane direnci paralel bağladınız. O zaman bu dirençlerin toplamı 3 bölü 3'ten kısaca cevap 1'dir diyorsun. Gelelim harf yöntemini nasıl kullanacağımıza, değil mi? Mesela böyle karşımızda bir devre var. Ne yapmamız lazım? Önce tellerin birleştikleri noktaları arkadaşlar harflendiriyorsunuz. Bakın bu harfli yöntemi kullanırken kesinlikle size devrenin uçlarında birer harf verir. Mesela burada K ve L harflerini vermiş. Farklı harfler de olabilir ama size bir harf verir. Harf mi yok? O zaman siz kendiniz harf yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, burası K ise arkadaşlar. Buradan buraya geldiniz bakın. Hiçbir direnç yok, değil mi? O zaman K harfini yazdınız. Yine buradan buraya geldiğinizde bir direnç yok. Yine buraya da K harfi verdiniz. Yine buradan şuraya geldiğinizde bakın yine bir dirençle karşılaşmanız. O zaman burası da K. K harfi yazabileceğim yerler bitti. Hemen harf değiştirmeyelim. Bir de L ucundan akımın geldiğini düşünelim. Çünkü akımın nereden geldiğini bilmiyoruz. K'den mi geliyor, L'den mi geliyor bilmiyoruz. K'den geldiğini düşündük. Şimdi L'den geldiğini düşünelim. L'den geldik. Bakın yine direnç yok. Bu noktalara L harfi verdik. Tamam. Başka L yazacak yerimiz yok. Şimdi bakın. Harf vermediğimiz bir yer kaldı. Şu nokta. L'den bu noktaya gelirken 2 ohmluk dirençten geçtiğiniz için ne yapmak lazım? Harf değiştirmek lazım. Ya da K'den şu noktadan 6 ohmluk dirençten geçip buraya gelince yine harf değiştirmeniz gerekiyor, değil mi? Evet, M harfini verdik. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bizim devrenin uçlarındaki harfler neydi? K ve L'ydi, değil mi? Şöyle K ve L'yi koyuyorsunuz. Bir tane de M harfimiz var. Sonradan verdiğimiz harfler kesinlikle ilk ve son harflerin arasında olacak. M'yi araya aldık. Güzel. Şimdi devreyi yeniden bağlayalım. Arkadaşlar bu harflendirme yönteminde şöyle bir bilgi var. Eğer bir direncin bir devre parçasının uçlarında aynı harfi görürseniz, bakın bu 4 ohmluk direncin uçlarında K ve K harfleri var, değil mi? Aynı harf var. Ya da şu devre parçasında bakın her iki ucunda K, K harfi var. Arkadaşlar uçlarında aynı harf olan yerden akım geçmiyor. Çünkü harflerin aynı olması demek o noktalarda potansiyellerin aynı olması anlamına geliyor. Potansiyel fark olmadığı için o devre parçasında bir akım oluşmayacağından oradan akım geçmez. Dolayısıyla 4 ohmluk bölgeden akım geçmiyor. Dolayısıyla onu hesaba katmamız gerekmez. Yine bu K arası, burası bize bir kısa devre gibi gözüküyor, değil mi? Burayı da unutmayalım. Burada da bir kısa devre oluşuyor. Evet, dirençleri şimdi uçlarındaki harflere göre yeniden bağlarsak. Şu 12, 10 mesela, değil mi? K ile L arasında şöyle bağlayalım. Bize karışık gelen bu devre bakalım. Sadeleşince görünüm nasıl bir hal alacak? M ile L arasına 2 ohmu bağlıyorum. Bu arada kullandıklarınızı da bir taraftan silebilirsiniz. Şöyle işaretleyelim. Şimdi 6 ohm K ile M arasına 6 ohmu koyalım. Buyurun, koydum. Bu da gitti. Bir de KM arasında 3 ohm var. Onu da şöyle bağlayalım. Tamam arkadaşlar. Bütün dirençleri bağladık. Şimdi ne görüyorsunuz? Bu 6 ile 3 birbirine paralel, değil mi? Topladınız 6 ile 3'ü. Pratik yöntemini kullanalım. Çarpımları, iki direncin çarpımını, toplamını biliyoruz. Buradan da 2 ohm çıkar. Siz bunları soru çözdükçe pratik kazanacaksınız arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı 2 etti. Peki bu 2 ile, bunların toplamı olan 2 ile bu 2 şimdi nasıl oldu? Seri oldu, değil mi arkadaşlar? Seri oldu. Şöyle 2 ohm, böyle 2 ohm seri hale geldiler. Yukarıda da bizim bir 12'miz var. Evet, alttaki 2 ohmları topladınız. Etti 4 ohm. 4. 4 ile de 12'yi toplarsanız en son, onu da şuraya sıkıştıracağım. Eş değer direncimiz o halde KL arası 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4. 48'i 16'ya böldüğünüzde arkadaşlar 3 ohm olarak elde edilir. Evet, K ile L arasındaki toplam direnç 3 ohmdur. Harf yöntemiyle bize karışık gelen bu devreyi ne yaptık? Çözmüş olduk. Kısa devre nedir? Arkadaşlar, bir elektrik akımı ne demiştik? Direncin az olduğu yerden daha fazla gitmek ister, değil mi? Neden daha fazla gitmek ister? Çünkü daha az enerji kaybetmek. Peki siz hiç direncin olmadığı bir yol hazırlarsanız ne olur? Bütün akım hiç dirençle karşılaşmadan gideceğine göre o yolu tercih eder. İşte bir elektrik devresinde bir devre elemanın iki ucu iletken, hatta sıfır dirençli bir iletken telle birleştirilirse o devre eleman arkadaşlar kısa devre oluyor. Mesela burada bir kapalı devre görüyorsunuz. Şu an K ve L dirençleri birbirine seri bağlı ve ana kol akımı
Devredeki akım her iki dirençten de geçiyor. Güzel. Üstteki anahtar açık olduğu için yukarıdan akım geçmiyor. Peki anahtarı kaparsak ne olur? Anahtarı kapadığınızda artık X noktasına gelen akım önünde iki tercih var. Ya dirençli olan yolu tercih edip K'den geçecek ya da dirençsiz yol olan anahtarlı kısmı tercih edip Y'ye ulaşacak. Sizce hangisini tercih edecek? Tabii ki direncin sıfır olduğu, hiç enerji kaybı yaşamayacağı üstteki yolu tercih edecek. Dolayısıyla K burada bir motorsa örneğin çalışmayacak. K bir lambaysa ışık vermeyecek. Değil mi? Dolayısıyla bu bir kısa devre olmuş oluyor arkadaşlar. Anahtarı kapadığınızda X-Y noktalar arasında bu iletkentel bir kısa devre olmuş oluyor. Ve kısa devre olan yerden bütün akım rahatlıkla geçer diyoruz. Dolayısıyla buradaki direnç de çalışmayacak. Çünkü akım geçmiyor. Örnek sorumuza bakalım. K, L uçları arasında gördüğünüz gibi 3 tane direnç var ve şu an bir açık anahtarımız var. Soru da diyor ki, bu arada dirençlerde özdeş belirtelim. Anahtar açıkken arkadaşlar, S anahtarı açıkken devredeki direnç R1'miş. Anahtarı kapadığınızda da direnç R2 oluyor. Şimdi biz bu R1 ve R2'yi bir hesap edelim değil mi? Anahtar açıkken ne oluyor, kapalıyken ne oluyor? Şimdi anahtar açıkken R1'i bir bakalım. Anahtar açık. Buradan akımın geldiğini düşünün arkadaşlar. Akım iki kol ayrılıyor. Bir kol üstten gidiyor R'den geçerek L'ye ulaşıyor. Diğer akım alttan 2R'lik dirençten geçerek L'ye ulaşıyor. O zaman R1 direnci şöyle olmuş oluyor arkadaşlar. Üstte R direnciniz var. Altta 2R direnci var. Bunlar birbirine paralel. Çarpımlarını toplamlarına böldüğünüzde buradan 2 bölü 3R elde ediyorsunuz R1 değerini. Anahtar açıkken ki direnç bu. Peki anahtarı kapadınız. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak buna bakalım. Bu K noktasına gelen akım yine önünde iki yol var değil mi? Şöyle ikiye ayrılacak. Alt ve üstteki dirençlerden geçecek. Peki sonra ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? Acaba şu R direncinden bak burada dirençsiz bir yol var. Tak buraya L'ye ulaşır mı? Değil mi? Ya da şöyle yukarıdan aşağı akım geçerek bu R direncinden geçerek mi L'ye ulaşır gibi alternatif yollar karşımıza çıkıyor. Burada aslında olan olay şu arkadaşlar. Akım burada ikiye ayrılıyor. Alttan gelen akım R direncinden geçiyor. Üstten gelen akım yine R direncinden geçti. Bakın işin püf noktası şu. Şuraya gelen akımın önünde iki yol var. Ya yukarı doğru gider ya da bu R direncinden geçer. Sizce neyi tercih eder? Dirensiz yolu değil mi arkadaşlar? Bakın dirensiz yolu tercih ederek şöyle L'ye ulaşır. O halde anahtar kapatıldığında bu R direncinden akım geçmeyecek. Onu devre dışı bıraktık. O halde şu iki direnç birbirine paralel bağlı oluyor. Evet, paralel bağlı. Dirençler eşit olunca ne yapıyoruz toplam direnci bulurken? Bir tanesinin değerini direnç sayısına bölüyoruz. R2 direnci de R bölü 2 olmuş oluyor. Bunları orantıladığınızda arkadaşlar R1'in R2'ye oranı 2 bölü 3 R'yi R bölü 2'ye bölüyorsunuz. Ve buradan 4 bölü 3 cevabını elde ediyorsunuz. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Gelelim arkadaşlar dirençler böyle bağlandı. Ama üreteçlerin de bir bağlanması var. Üreteçler bizim elektrik enerjisi kaynağımız. Bunlar da seri ve paralel olmak üzere iki türlü bağlanıyor arkadaşlar. Konumuz doğru akım olduğu için arkadaşlar sorularımızda hep artı eksi kutbu olan efendim doğru akım kaynaklarını göreceğiz. Nelerdir doğru akım kaynakları? Bir kere piller, kuru piller. Akümülatör, akümülatörlere kısaca akü diyoruz. Diğer adı da ıslak pildir çünkü içinde sıvı vardır. Başka güneş pilleri. Güneş pillerinde artı eksi kutbu vardır arkadaşlar. Doğru akım enerji kaynakları, doğru akım jeneratörleri, DC jeneratörleri diye geçer. Bunların da artı eksi kutupları vardır. Başka bir bisiklette kullanılan dinamo. Dinamo da artı eksi kutba sahip bir elektrik kaynağıdır. Evet, bunlar bizim kaynaklarımız, elektrik kaynaklarımız ve bu elektrik kaynaklarının artı eksi kutbuna bir iletken tel bağlarsanız arkadaşlar burada bir potansiyel fark oluşuyor. Bir devreye bağladığınız anda potansiyel fark oluşuyor. Hatta bir pili şöyle parmaklarınızın ucuna alıp şöyle tuttuğunuzda artı eksi kutbu birbirine değdirmiş olduğunuzdan vücudunuzda bir iletken de unutmayın. Ne oluyor? Artıdan eksiye doğru bir akım oluşuyor ve bu akım sizin vücudunuzdan geçiyor. Dolayısıyla bir potansiyel fark oluşmuş oluyor. Dolayısıyla unutmayın pilleri asla böyle tutmuyorsunuz. Artı eksi kutbu birbirine değecek şekilde o zaman pil boşalır. Pilleri yandan tutuyoruz arkadaşlar.
Evet, böylece günlük hayattan da bir bilgi vermiş olalım. Seri bağlama nasıl olur? Birçoğumuz evde kumandalar kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Televizyonun kumandası var, klimanın kumandası var, müzik setinin var, var da var. Bu kumandalara piller acaba nasıl konuyor? Bu piller birbirine seri mi bağlı, paralel mi bağlı? Arkadaşlar, piller birbirine seri bağlıysa unutmayın, birinin artı kutbu diğerinin eksi kutbuna gelecek şekilde bağlanmıştır. Böyle yan yana bağlı olan üreteçler bir seri bağlama oluşturur. Eğer zıt kutuplar birbirine bağlıysa, bakın eksi artı eksi artı birbirine bağlıysa, o zaman siz bu 3 tane üreticinin 3 tane pilin toplam verdiği gerilimi hesap etmek istediğinizde V1 artı V2 artı V3 diyorsunuz. Yani cebirsel olarak topluyorsunuz. Evet, yapacağımız şey budur. Cebirsel olarak toplayıp toplam gerilimi elde ettikten sonra devredeki direnci de böler, devre akımını elde edersiniz arkadaşlar. Eğer bir tanesini tutup da ters bağlarsanız ne olur? Bakın, eksi eksi kutuplar birbirine geldi bu sefer. Eğer üreteçlerin aynı kutuplarını birbirine bağlarsanız bu sefer şu oluyor arkadaşlar. Birinci direnç şu yönde bir akım üretirken, birinci üreteç sola doğru bir akım üretirken ikinci üreticiniz sağa doğru bir akım üretiyor. Dolayısıyla akımlar birbiriyle karşılaştıklarında, zıt yönlü olduklarında ne oluyor? Bir çıkarma söz konusu oluyor. Dolayısıyla birbirlerinin etkisi azalıyor. İki üreteçle çalışıyor ama daha küçük bir akım elde ediyorsunuz. Dolayısıyla aynı kutuplara bağlanmış olan üreteçlerde arkadaşlar toplamı bulurken çıkarma işlemi yapıyoruz. V1 eksi V2 diyoruz. Eğer V1 daha büyükse V1 eksi V2 diyoruz. Ve akımın yönü potansiyel farkı büyük olan üretecin akım yönündedir. Burada V1 daha büyük olduğuna göre devredeki akım demek ki şöyle saatin yönünde bir akım şeklinde olacak. Evet, üreteçlerin uçları arasındaki potansiyel fark arkadaşlar. Kaç volt olursa olsun seri bağlı üreteçlerin her birinden aynı miktarda akım geçer. Aynı miktarda akım geçer. Hepsinden geçen akımın değeri sabittir. Şimdi gelelim paralel bağlamaya. Paralel bağlamada da arkadaşlar bize sorularda hep şu gelecektir. Değerleri, gerilimleri eşit olan üreteçler. Artı uçları bir noktaya, bakın artı uçları üçünün de bir K noktasına bağlanmış. Eksi kutupları da, eksi uçları da L noktasına bağlanmış. İşte üreteçlerin bu şekilde bağlanması bir paralel bağlamadır. Bu paralel bağlı devrelerde arkadaşlar üreteçlerin gerilimleri ÖSYM'de size hep eşit verilir. Yani V1, V2, V3 hep eş değer, özdeş değerde verilir. Farklı olsa ne olur hocam? Arkadaşlar bunların potansiyelleri farklı olursa lise müfredatı dışına çıkıyor. Artık üniversitede elektrik, elektronik mühendisliği okuyan arkadaşların devre analizi dediğimiz derste çözeceği bir soru haline dönüşüyor. O noktada kafamız rahat olsun. Bize hep V'lere eşit üreteçler paralel bağlı bir şekilde verilecektir. Unutmayın. Burada şuna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar buradaki her bir üreteç bir akım üretiyor bakın. Birincisi I1, ikincisi I2, üçüncüsü I3 akım üretti. Ne oldu bu akımlar arkadaşlar? K noktasında toplandı ve ana kol akımı oldu. O zaman her bir üreteçten daha küçük akımlar elde ediyoruz ve devrede daha büyük bir akım oluşuyor. İşte bu paralel bağlı üreteçlerde üreteçler daha az akım verdiği için arkadaşlar daha az akım verdiği için ömürleri daha uzun oluyor. Size deseler ki sana bir lamba veriyorum, iki tane de pil veriyorum. Lambanın parlak yanması için pilleri nasıl bağlarsın? Lambanın uzun yanmasını istiyorum, pilleri nasıl bağlarsın? Arkadaşlar lambanın parlak yanmasını istiyorsak pilleri seri bağlayacağız. Voltaj daha yüksek olsun. Seri bağlayacağız. Artı eksi kutupları birbirine değecek şekilde bağlarsak daha çok akım elde ederiz. Lamba daha çok ışık verir. Ama ömrü uzun olsun istiyorsanız o zaman pillerin ömrü verdikleri akımla doğru orantılıdır arkadaşlar. Piller ne kadar fazla akım verirse ömürleri o kadar kısa olur. O halde ömrü uzun olmasını istiyorsanız, daha fazla ışık versin istiyorsak lambanın, pillerin uzun ömürlü davranmasını istiyorsak pilleri paralel bağlarız. Üreteçlerin tükenme süresi. Dediğim gibi her bir üreticin ömrü devreye verdiği akım süresiyle orantılıdır. Nasıl orantılı? Ters orantılı. Akım artarsa daha çabuk tükenir. Akım azalırsa ömrü uzar. Bunu en güzel cep telefonlarınızda tecrübe ediyorsunuzdur değil mi? Cep telefonunda ne kadar uygulama açarsanız
pilden daha fazla akım çektiği için bu uygulamalar pilin ömrü kısalıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde elektrik devrelerinde seri ve paralel bağlama dirençlerde nasıl oluyor, üretişlerde nasıl oluyor, kısa devre nedir, bu kavramları gördük. Bir sonraki dersimizde bu sefer lambalarla uğraşacağız. Lambaların parlaklığı neye bağlıdır? Anahtarlı devrelerde lambalar nasıl yanar, söner? Bunları incelemiş olacağız. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.